Aranın ardından farkında mısınız'a devam ediyoruz. Dursun Güler Yüz ve Özlem Adıgüzel bizimle beraber 20-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da bir ilk gerçekleşecek. Fuar anlamında, televizyon fuarcılığı anlamında İstanbul TV Forum ve fuarı hem içerik hem teknolojik ayağı olacak. Bunlardan bahsediyorduk. Yayın araya gitmeden önce Dursun Bey, siz eğitim tarafından bahsediyordunuz. Evet. Oradan devam edelim lütfen. Evet, bu özellikle içerik bölümündeki panellerden bir tanesi eğitim konusunda. Hı hı. Eğitimin hangi kısmı ama? Eğitim şart deyip duruyoruz biz eğitim Dursun şart, Bey. Burada evet, kimin eğitimi? Radyo televizyon alanında bir taraftan baktığımız zaman Türkiye yıldız konumunda. Birçok yabancı öğrenci gelip Türkiye'de bu alanda eğitim alıyor. Diğer taraftan da Türkiye'de şöyle bir tartışma var. Bu eğitim alan arkadaşlarımız mesleğe ne kadar dahil olabiliyorlar? Ha. Bir de böyle bir boyutu var. Dolayısıyla burada böyle bir panelde evet bunu tartışıyor olacağız. Bu Abdurrahman Çelik Kültür Turizm Bakanlığı'nda Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Sinema Genel Müdürlüğü yapmış. Sektörün çok içinde bu alanda kitap yazmış. Hı hı. Değerli bir üstadımız Abdurrahman Bey moderatörlüğünü yapacak. Bir rektör var konuşmacımız, Ali Fuat Bilkan, Koza Üniversitesi rektörü. Yine bir dekan hocamız var, Zakir Avşar. Çok ünlü yapımcı Ömer Faruk Sorak var. Çok ünlü yönetmen Osman Sınav var. Ve oyuncu Mete Horozoğlu var. Ha. Bunlar eğitim almış, sonra da mesleklerini icra eden. Bir tarafta oluyor. Eğitim verenler, öbür taraftan eğitimini alıp mesleklerini icra eden kişiler. Hatta yıllar sonra Osman Sınav okulunu bitirdi biliyorsunuz, diplomasını evet, aldı. Dolayısıyla biz bu bölümde bir taraftan da bir diğer projemiz RATEM Akademi projesi var. Sektör içi eğitim yapmak üzere çalışmalarını tamamlamış, kurulumunu gerçekleştirmiş. Sektör içi derken çalışanlar için mi hala? Yani aktif olarak çalışanlar için mi yoksa? Aktif olarak çalışanlar için ilk etapta. Hı hı. Bu bahsettiğimiz dönüşüm sürecinde Türkiye Sayısal Yayıncılığa geçerken yeni ihtiyaçlar çıkıyor, yeni bilgi ihtiyaçları çıkıyor. Kurumlar bu dönüşümü tamamlamak için bir eğitim ihtiyacı içerisinde. Hmm. Bir taraftan iç eğitimlerle bunu yapmaya çalışıyorlar ama biz de RATEM olarak bu boşluğu, bu eksikliği fark edip İstanbul Kalkınma Ajansı ile bir proje yaptık. RATEM Akademi'yi kurduk. Hmm. Dolayısıyla bu bölüm de burada tartışılıyor, konuşuluyor olacak. Belki içerik bölümünde yine çok önemli bir panel, bir etkinliğimiz daha var, daha doğrusu Özlem Hanım ondan bahsedebilir. Geleceğin formatları bahsettik ya, bu içeriklerde ne istiyoruz, evet, hep eleştiriyoruz, ne izlemek istiyoruz diye. Uluslararası bir yarışma yapıldı ve bunu bir Türk distribütör firması icra etti. Hı. Burada da yarışma sonuçları açıklanacak ve yepyeni bir formatta tanışacağız. Bu çalışmalar tabii devam ettiği sürece de içerikler zenginleşecek. Hı hı. Ve alternatif izleyeceğimiz olacak, evet, programlar oluşacak diye düşünüyoruz. Peki siz yurt dışı ayağını da takip ettiğiniz için sorabilirim. Özellikle içerik anlamında dünyadan çok mu farklıyız? Siz nasıl görüyorsunuz televizyon programcılığını? Biliyorum siz organizasyon ayağındasınız, evet, ama hı hı, sonuçta fuarları da takip edebiliyorsunuz. Evet. Yani ben çok iddialı olduğumuzu düşünüyorum. Gerek prodüksiyon anlamında, gerek fikir anlamında, hı hı, gerek teknik altyapı anlamında, özellikle son dönemdeki gelişmeler çok heyecan verici ve bu, hı hı, durmak bilmeyen bir gelişim süreci. Dünyaya açık bir yapımız var, işbirliğine açık bir yapımız var. Hı hı. Bu da her geçen gün bunların daha da iyileşeceği anlamına geliyor. Teknolojiyi çok yakın takip eden bir nesiliz zaten. Evet. İyi içerikleri de sahiplenen bir nesiliz, genç bir toplumuz. Dolayısıyla da yani sürekli gelişim olması da gayet doğal, doğal bizim sektörümüzde. Peki diye, siz biraz olumlu bakıyorsunuz gibi geldi bana. Dursun Bey, siz de öyle mi diyeceksiniz bu soruya? Çok dinamik Türk televizyonculuğu. Son günlerde bir takım tartışmalar var. Bunlar da olağan şeyler. Dünyada da bu tarz tartışmalar hep oldu. Hı hı. Hatta bizdeki olduğu gibi haber kanalları bu boyutlarıyla çok tartışıldılar. Fakat böyle güncel şeyleri bir tarafa bırakırsak ana hattıyla gerçekten çok dinamik. Bir de sayı olarak çok fazla biliyorsunuz. Yani çok başka ülkelerde çok rastladığımız bir şey değil. Yani binin üzerinde radyo televizyon kuruluşu var. Ki bunlardan, o kadar var mı? Tabii tabii, yani 1200'ler civarında radyo televizyon kuruluşu var. 850 tanesi bunlardan RATEM üyesi olduğu için yani 850'siyle biz böyle çok sıkı temas halindeyiz, iletişim halindeyiz. Buradan da izliyoruz çok dinamik. Zaten hani
dünya da bakıyor, Türk toplumu da bakıyor. Çok, çok dinamik ama yakalamış olduğumuz başarı ivmesini kalıcı hale getirmemiz lazım ve büyütmemiz lazım. Hı hı. Biraz bu fikre hizmet etmek tarafı da var. Fuar etkinliğimizin, fuarın, forum bölümünün. Buradan belki hani teknoloji bölümünde forumda neler tartışılacak? Evet, onu da merak ediyorum. Hı hı. Evet. Teknolojik anlamda mesela biz hakikaten tahmin ettiğimiz kadar ileride miyiz prodüksiyonlar anlamında? Yoksa hala eksikler var mı? İki boyutu var. Prodüksiyon anlamında yani işte yayına hazırlanacak olan sürede, hazırlanıncaya kadar olan sürede ilerideyiz. Hı hı. Doğru. Yayının iletildiği teknolojide gerideyiz. Özellikle Avrupa'nın gerisindeyiz. Geçiş noktasındayız. Altyapı yani. Yüzünden mi bu acaba? biraz daha teknik bir detayı bu iletim yöntemleriyle ilgili bir. Yani analog olarak biz yayınlarımızı iletiyoruz. Bir sayısal iletime geçiş süreci tamamlanması gerekiyor. Biz burada biraz takvimin gerisinde kaldık. Avrupa bizden çok daha önce geçti. İşte 10 yıldır sayısal yayını iletimde kullanan ülkeler var. Hı hı. Biraz o anlamda bir dönüş sürecindeyiz. Kamuoyu da biliyorsunuz Radyo Televizyon Üst Kurulu ihaleler yaptı. Evet. Bu ihaleler sonucunda bir takım lisanslar verilmeye başlandı. Bahsettiğimiz konu aslında hı hı. bu sayısal olarak. Yayıncılık teknolojisinin kalifiye anlamında değişmesi. bunun tartışıldığı oturumlarımız var. Her ne kadar işte, RTÜK'ün yapmış olduğu bazı ihalelerle ilgili yürütmeyi durdurma kararları almış olsa da işte devam eden bir süreç var bir taraftan Hı-hı. baktığımız zaman. Bunların tartışıldığı iki tane büyük oturum var teknoloji bölümünde. Yani sayısal yayıncılığa geçişle ilgili daha önce yani bu geçişin nasıl olması gerektiğine nasıl olması ilgili. Gerektiği, hangi teknolojinin kullanılması gerektiği, bizden daha önce bu geçişi tamamlamış olan ülkelerden onların sivil toplum kuruluşlarından temsilciler gelecek konuşacak ve bizden sonra bu teknolojiyi devam ettirecek olan diğer ülkelerde yine konuşmacılar olacak. Mobil teknolojiler çok gelişiyor biliyorsunuz. Evet, mobil iletişim teknolojileri. Bunlar tartışılacak. Bunlar yine farklı bir oturum olarak ele alınacak. Yine izleyicileri çok yakından ilgilendiren radyo yayıncılığı meselemiz var biliyorsunuz. Türkiye'de radyo çok dinleniyor. Çok dinamik evet. o da diğer televizyonlarda olduğu gibi. Çok hızlı açılıyor galiba radyolar bir de. Sayısal olarak fazla olduğu söylenebilir. Doğru söylüyor. İstanbul'da mesela 100'ün üzerinde 120'ye yakın radyo var. Evet. Bu bir teknolojik problem de getiriyor. Yani bütün bu radyoların iletilmesiyle ilgili bir problemle bunu da tartışıyor olacağız. Özellikle radyo yayıncılığındaki teknik altyapı dönüşümü yine iki farklı oturumda tartışılacak. Hı hı. Ve Amerika'dan bu geçiş sürecini tamamlamış ülkeden ve teknolojiyi uygulayan yapılardan temsilciler var. Avrupa'da denemeler oldu bu sayısala geçişle ilgili. Hı hı. Bu ülkelerden konuşmacılar var. Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan başkan vekili modere edecek bunları Taha Yücel. Hı hı. Çok da emeği var, desteği var bu projede. Dolayısıyla bu da tartışılıyor olacak. Yani teknoloji bölümü de biraz daha gerçi sektör profesyonellerini ilgilendiriyor. Evet, ama sonuçta çok, son kullanıcıyı da ilgilendiriyor hepsi. Yani hem evet. televizyon ayağı hem radyo ayağı yayınların daha kaliteli, daha hızlı bir şekilde ulaşması, görüntülerin daha net olmasından tutun, içeriğin daha zengin olmasına kadar her şeyi aslında kapsayan bir fuar. Çok doğru. Çok yönlü ve gerçekten... Yani bildiğiniz kadarıyla sonuçta ilk olduğu için ufak tefek arızaları muhakkak olacaktır diye tahmin ediyorum. İnsan ne kadar %100 performansla çalışsa da ilk seferden görüp ikincisinde daha iyisini, üçüncüsünde çok daha iyisini kusursuz hale getirmek için çalışılacaktır. Çok doğru. Ama önünüzdeki örnekler işte Avrupa olsun dünyanın diğer yerlerindeki örnekler olsun onlar biraz daha oturmuş olmalarına rağmen hala onların da eksiklikleri görülüyor. Peki genellikle özellikle işte izleyicilerin merak ettiği konulardan bir tanesi bu düzenleyici kurullar. Siz bunlar için bir forum oluşturdunuz herhalde. Olacak değil mi fuarda? Onlarla ilgili bir düzenleyici kurulları davet ediyoruz. Evet. O biraz daha kapalı bir görüşme olacak. Yani bir tartışma, bir forum değil. Düzenleyici kurul yetkilileri, yöneticileri
Burada RTÜK Başkanımız ve RTÜK yetkilileriyle bir araya gelecekler. Evet. Fakat bu bir panel şeklinde bir şey gerçekleşmeyecek. Olmayacak. Yani olmayacak. Daha meslek içinde kalan, evet, daha kapalı kalan, bir şey olacak. Bir çalışma Peki, olacak. Özellikle RTÜK kararları, RTÜK'e yapılan şikayetler, yani RTÜK deyince bizim aklımızda böyle korkunç bir kurum geliyor artık, değil mi? Evet. Hani böyle biraz daha nasıl diyeyim, daha korkulan, daha kesin kararların çıktığı, sanki daha... daha sert yaptırımların olduğu filan evet. Cezalar mesela RTÜK deyince ceza geliyor, RTÜK deyince şikayet geliyor aklımıza. Bu böyle mi olmalı? Bu düzenleyici kurullar anlamında siz nasıl görüyorsunuz sektördeki yerini? Tabii düzenleyici ve denetleyici fonksiyonu var bu yapıların. Evet. Türkiye'de biraz denetleme sanki daha ağır basıyor gibi. Evet. En azından algı bu şekilde. Tabii RTÜK'ün yasadan gelen görevleri var. Bunları uyguluyor. Biz eninde sonunda hep şunu tartışıyoruz. Yani sektör olarak, sektörün sivil toplum kuruluşu olarak diyoruz ki yani öz denetim belki biraz daha ön planda ve ağırlıklı olabilir. Bir yasaklama, sürekli olarak ceza verme, evet. Bu işte bütün bu anlattığımız güzel şeyler arasında motivasyonu biraz zedeleyici bir şey. Yani yayın yaparken tabii ki kişilik haklarına saldırmayalım, tabii ki doğruluğu kanıtlanmamış tabii. olan şeyleri vermeyelim. Etik ve ahlaki değerli. Bunları tabii ki bunlarla ilgili zaten yasalar var, başka bir takım Hı-hı. şeyler düzenlenmiş durumda. Yani bizi aşağıya çeken bir şey olmasın, bir korku olmasın. Yani siz de bunu söylüyorsunuz yayıncı olarak, bizim meslektaşlarımız da söylüyor. Şöyle düşünelim, bütün... Özellikle belli başlı ulusal dediğimiz televizyon kuruluşları başta olmak üzere bütün yayın kuruluşlarında izleyici temsilcileri var. Evet. Kuralların uygulanmasıyla ilgili birimler var. Hukuk müşavirlikleri, iş denetim mekanizmaları. Buna rağmen birçok ceza geliyor. Evet. Demek ki yani bir yerde bir problem var. Yani yapmak istemediğimiz şeyleri ya da tam olarak anlayamadığımız şeyleri RTÜK başka şekilde düşünüyor. Hı hı. Ya bu ağır cezalar hakikaten sektör açısından tabii biraz iyi kötünün iyisi gibi bakıyoruz. Eskiden ekran karartma cezaları vardı. Evet. Yüz karasıydı. O çok fenaydı. Ve biz bunun kaldırılması için RATEM olarak çok mücadele ettik. Hı hı. Bu mücadelenin sonucunda da kanun değişirken dikkate alındı. Ekran karartma cezası neyse ki evet, kalktı. Neyse ki. Eskiden siyah bir ekran orada işte yayın durdurulmuştur falan diye evet, bir yazı falan. Evet, uyarı geliyordu. Şimdi onun yerine para cezaları geldi. İzleyici fark etmiyor ama gerçekten de yayın kuruluşlarının canı yanıyor. Evet. Bu cezalar bazen altından kalkılamayacak büyüklükte olabiliyor. Yani RTÜK'te kanunları uyguladığını söylüyor bütün üst kurulu üyeleri, yöneticileri. Burada biraz daha sanki biz tamam yeni bir kanun yaptık, 2 sene önce yürürlüğe girdi, sektörle işbirliği içerisinde tartışılarak yapılmış bir kanundur ama bu yasaklayıcı tutum yerine tutum konusunda biraz daha sanki bir çalışmamız, yol almamız gerekiyor gibi geliyor. Evet. Yayın ilkelerimiz var, A'dan Z'ye sıralanmış birçok ilke. Oysa işte Türkiye'de özel radyo televizyon 30 yıllık neredeyse yaklaşan 20 yıl aşkın bir birikime sahip. Dünyayla paralel ilerleyen bir sektör geçmişimiz var. Deneyimli insanlar var. Ya yani güvenmek lazım. Evet. Yani aslında iki tarafta birbirine biraz daha güvenmesi, belki iletişim dilini daha yumuşatması kesinlikle. Lazım. Yani düzenleyici kurul olmak tabii ki bir takım şeyleri gerektiriyor. Daha farklı bakıyor olabilir RTÜK ama belki biraz daha toplumsal anlamda duyarlı davranması daha hoş olabilir. Daha hoş olabilir. Sektör bunu bekliyor. Yani bu para cezaları gerçekten ağır oluyor. Yani büyük kuruluşlar için de ağır olmaya evet. başladı artık. Ve sorgulanıyor bir taraftan da baktığımız zaman. Evet. Doğrudur. Hani kanun uygulanıyor. Yapacak bir şey yok. Ama demek ki düzenlemelerde belki biraz daha dikkat etmek lazım. Bir de en büyük cezayı zaten izleyici veriyor. Yani evet. Zaten öyle değil mi? Eğer kurallara uymazsanız, eğer toplumun beklediği yayıncılığı yapmazsanız zaten cezalanmış oluyorsunuz. Evet. Yani izlenmiyorsunuz ve bu şekilde karşılığını bulmuş oluyor. Peki hazır sizi burada bulmuşken, Özlem Hanım kusura bakmayın, biraz Dursun Bey'i yakalamışken sormak istiyorum. Özellikle seyirci işte izlemediği şeyi cezalandırıyor nihayetinde izlemeyince. Evet. Ratingler düşük oluyor. Ratingler düşük olunca da program, dizi, şov her neyse televizyondan kalkmış oluyor. Radyoda da zaten kalkıyor. Bu rating sistemi ile ilgili değişiklikler olacağına dair haberler var. Şu anda en son uygulanan o tekli sistem
dağıldı. Onun yerine iki ayrı sistem ölçüm yapıyor gibi. Yok, tek sistem yani. Yok, kesinlikle tek, mi? Tek tabii ki. Tabii şu anda aslında bu noktada da çok iyi bir sonuca ulaştı Türkiye Türk televizyonculuğu. Bu rating, izleyici ölçümü dediğimiz konunun üç tarafı var. Reklam verenler, reklamcılar ve mecra dediğimiz televizyon kuruluşları. Üçünün ittifakıyla, tam uzlaşmasıyla kurulmuş olan bir yapı var biliyorsunuz. TİYAK diye bir anonim şirket olarak şekillenmiş durumda. Ve üç endüstrinin de resmi veri olarak kabul ettiği izleme oranları her gün işte eskiden olduğu gibi yayınlanıyor. Saat 10'da bütün yöneticilerimizin masasına, bilgisayarına heyecanla beklediği. Ve tek veri olarak bu kabul ediliyor. Gerçekten de şu anda çok iyi bir sistem oturmuş durumda. Yani bütün tartışmalardan uzak, herkesin ittifakla kabul ettiği. Bunu zaten ölçülen kanalların sayısından da görebiliyoruz. 29 kanal şu anda raporlanıyor. 10 tanesi tam zaman dediğimiz, 19 tanesi tematik dediğim de olmak üzere. Hiçbir zaman bu sayıya ulaşamamıştı ölçüm sistemi ve giderek de artıyor. Dolayısıyla burada hakikaten tek, şeffaf, güvenilir bir sistem tesis edilmiş durumda, kurulmuş durumda. Geçti mi? Rahatlıkla bunu söyleyebiliyoruz, evet. Güzel. En azından öyle bir sıkıntı yoksa şimdilik. Çünkü uzun zaman bu tartışıldı. Çok doğru, bir tartışma dönemi denekler yaşandı. Denekler üzerinde. Yani evet. Bunları kim izliyor? Bu reytingler nasıl ölçülüyor? Bu denekleri kim seçiyor? Nasıl oluyor diye. Hatta o tartışmalar üzerinden tekrar değişmişti sistem. Umarım bundan sonrası daha... Kesinlikle çok bilimsel yöntemlerle seçiliyor bu denekler. Dünyada deneyim sahibi bir firma bunu yapıyor. Bütün resmi yapılardan akredite olmuş, yani Rekabet Kurumu'ndan akredite olmuş, RTÜK tarafından işte bir yönetmelik çıkarılmış, ona uygun her şey ilerliyor, yürüyor. Ve hakikaten tartışmasız bir sistem var. En önemlisi, 3 menfaati çatışan endüstri, 3 tarafta ittifak halinde bu sisteme inanıyor ve bu sistemi birlikte yönetiyor, birlikte geliştiriyor. Evet, umarım bundan sonra da evet, öyle olur. Peki, biraz toparlamak gerekirse 20-22 Haziran Haliç. Kimleri davet ediyorsunuz Özlem Hanım bu fuara? Bütün sektörü davet ediyoruz. Evet. Keyifle onları ağırlayacağız. Açılışımızı üst düzeyde bir katılımla gerçekleştiriyor olacağız. Ardından işte hem forum hem fuar programı eş zamanlı yürüyecek. Katılımcılarımız yurt dışından gelen misafirleriyle organize ettikleri toplantıları yürütürken bir taraftan da forum akışı devam edecek. İki gün çok hızlı akıp geçecek ve iki günün sonunda da güzel bir boğaz turuyla akıllarda kalacak güzel bir ITVF ile misafirlerimizi uğurlayacağız. Evet. Sektördeki tüm emek veren herkesi projemizde görmeyi çok arzu ediyoruz. Bu vesileyle destek veren herkese, tüm kurumlara, katılımcılarımıza, ilk yıl olmasına rağmen çok güzel hazırlık yapan exhibitor olarak katılan katılımcılarımıza, ziyaretçilerimize, bütün delegelere, yurt dışından katılanlara, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Evet, büyük bir organizasyon olacak. Ondan sonra da Eylül ayında mı ödüller geliyor Dursun Bey? Evet, televizyon ödülleri Eylül ayında. Onda da iddialıyız dediniz. Çok iddialıyız o konuda. Nasıl iddialısınız? Şöyle, şimdi ödül sistemleri hep tartışılan sistemler biliyorsunuz. Ama dünyada referans olmuş olan, tartışılmayan 2-3 tane büyük etkinlik var. İşte ismini belki söyleyeyim. Oscar ödülleri dediğimiz Oscar. Zaman ya da Cannes'daki ödüllerden bahsettiğimiz zaman hakikaten tartışma, kimse tartışmıyor. Doğru. Ve hak eden insanların ödüllendirildiği yılda bir defa özlemle beklenen bir organizasyon olarak ve görkemli. Görkemli, bütün dünyada seyredilen, çok ilgi gören, ekonomi olarak da çok büyük organizasyonlar ortaya çıkıyor. Biz Türkiye'de bunun gerçekten yapma iddiasındayız. Zaten işte ITVF, İstanbul Televizyon Forum Fuarı'nı bu derecede gerçekleştiriyor, başarıyor olmamız da bunun göstergesi. Ödül sistemini de Türkiye'ye getiriyor olacağız. Tabii burada şeffaflık ve bağımsız denetim en önemli adımı bu işin. Biz o nedenle
çok profesyonel bir yapıya, uluslararası deneyime sahip çok profesyonel bir yapıya yine Globus'la birlikte emanet ettik bu ödül sistemini. Ve onların bize önerdiği ilk şey bağımsız bir uluslararası denetim firmasının işin içinde olması gerektiği oldu. Biz bunu da bu şekilde organizasyon yani iletişimlerini yaptık. Kimlere ödül vereceksiniz kategoriler? Çok fazla başlık olmayacak. Evet. 20 civarında başlık düşünüyoruz. Klasik bildiğimiz tabii televizyon yapımları öncelikle ama televizyon yapımları dediğimizde işte daha çok dramalar biliyorsunuz ön plana çıkıyor. Bunlarla ilgili ödül sistemimiz var. İki tane önemli ayağı var. Hı hı. Bir tanesi Türk yapımlarının yurt dışından aldığı ödüller olacak. Yurt dışı pazarına yönelik ama yurt dışında yapılmış bir oylama sistemiyle alınan ödüller olacak. Hı. Halkın oylarıyla yani. Tabii yani. Dışarıdan izleyenlerin oyları. Evet, o ülkelerde de bir takım oylama sistemi kuruyor olacağız. Bir diğer tarafı da bir yabancı yapımı da Türkiye'de bu sistemin içinde ödüllendiriyor olacağız. Yani yurt dışına da ödül veriyor olacağız. People's Choice sistemiyle yani insanların adayları belirlediği bir sistem olacak ve farkındalık getirecek sektöre diye düşünüyoruz. Güzel bir şey olacak. Peki. Süremizin sonuna geldik. O yüzden sizlere çok teşekkür ediyoruz. Zor bir işe gerçekten baş koymuşsunuz ve uzun zaman hazırlıklardan sonra heyecanlı olduğunuzu tahmin ediyorum. Umarım istediğiniz gibi geçer, dilediğiniz ölçüde. Ve bunun bu tür fuarların hem İstanbul'a faydası var turizm anlamında, hem ülkemizin tanıtım anlamında faydası var. Hem de direkt izleyicilerimize aslında büyük katkıları oluyor. Umarım ilgilenenler için biraz doyurucu bir sohbet olmuştur. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu akşamı da böyle noktalıyoruz. Bu programı böyle kapatıyoruz sevgili izleyiciler. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın efendim.